İyi akşamlar. Ana Haber 19'da günün ve gündemin getirdiği haber başlıklarıyla karşınızdayız. Tarihlerimiz 7 Aralık'ı gösteriyor. Eskişehir gündemi bir hayli yoğundu bugün. İlk olarak Eskişehir'de geçtiğimiz ay çöplükte bulunan bebek cesediyle ilgili yaşanan bir gelişmeyi ekranlarınıza taşıyacağız. Bebek cesedinin yapılan otopsisi sonucunda bebeğin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Bebeğin cesedi bekleme süresinin ardından kimsesizler mezarlığına defnedilir. Katil veya katillerse aranıyor. Eskişehir Seyit Gazi yolunda bulunan şehir çöplüğünün atık ayrıştırma tesisinde çalışanlar tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde çıplak şekilde bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında kız bebeğin cesedini otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırdı. Burada göbek bağı üzerinde bulunan bebek, DNA tespit ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan çalışmalar sonrasında kız bebeğin cesedi yasal süresinin dolmasının ardından jandarma ekipleri tarafından Esogi Hastane Morgu'ndan alınarak Asri Mezarlığı'na getirildi. Jandarma ekipleriyle belediye ekipleri kimsesiz bebeği toprağa verdi. Otopsisi yapılan bebeğin doğumdan sonra yaşadığı tespit edildi. Bebeğin göbek bağı kesilmesinin ardından başına aldığı sert darbe sonucunda kafa travmasına bağlı hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm tarihi ise bulunmasından 2 gün önce yani 10 Kasım 2021 olduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kasten öldürme ve cinayet suçlarından soruşturma başlatıldı. Jandarma ve polis ekipleri şehir merkezinde bulunan konteynerlarla bebeğin getirildiği tahmin edilen çöp arabasının bulunduğu bölgelere yoğunlaştı. Olayın cinayet olduğunun ortaya çıkmasının ardından DNA sonucu anne ve babanın belirlenmesini sağlayacak. Binlerce kameranın incelenmesi devam ederken bebeği çöp konteynerine atan şüphelinin eşkalini bulma çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan bebekle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı raporun gelmesi bekleniyor. Kazım Kurt Başkanlığı'nda toplanan Odunpazarı Belediye Meclisi'nde Karapınar 2. Etap Projesi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Kurt bu kararın meclisten oy birliğiyle geçen büyük kararlardan biri olduğunu vurguladı. 6 Aralık 2021 tarihli Odunpazarı Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Kazım Kurt Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Buyurun. Kazım Kurt burada. Nihat Çuhadar. 17 gündem maddesiyle toplanan meclis ilk 15 maddeyi komisyonlardan geldiği şekilde oy birliğiyle onayladı. Daha sonra Odunpazarı Belediyesi Etüt Proje Müdürü Emel Akdemir Mut tarafından Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. etabıyla ilgili tanıtıcı bir sunum yapıldı. Ardından konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. etabının meclisten oy birliğiyle geçmesinin ardından konuşan Huzur, Karapınar ve Erenköy mahalle muhtarları memnuniyetini dile getirdiler. Mahallemizin tamamı bu kararı bekliyordu. İnşallah sonunda iyi olur. AK Parti Meclis Üyesi Murat Özcan, Kazım Kurt'un TOKİ'yi buraya sokmayacağım demesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığını söyledi. TOKİ burada bir projeye başlamış ve sizin seçim kampanyasında TOKİ'yi buraya sokmayacağım diye gazetelere manşet yaptırdığınız günlerde Kurşunlu'da bu arkadaşların büroları vardı ve bu bürolar sayenizde kapatıldığı için TOKİ'nin yapmış olduğu halkla görüşmeler tıkanmış ve maalesef TOKİ projesini yapmakta zorlanmıştır. Özcan, Karapınar, Huzur ve Erenköy mahalleleri 7 senedir niçin imar alamadılar diye sordu. 7 seneden beri niçin yetkisizde yetki bizde kavgasının bir parçası olduk ikimiz, yani taraflar olarak söylüyorum bunu. Bu zamana kadar bu madem bu kadar basitti, burada şu anda oyladığımız gibi imar çalışması, peki Karapınar, Huzur ve Erenköy mahalleleri 7 senedir niçin burada imar alamadılar Sayın Başkanım? Bu mahkemenin ve bakanlığının bu konuyu bozma gerekçeleri gündeme alındı mı, tavsiyelere uyuldu mu, buna göre bir imar çalışması yapıldı mı diye. Ama sayın bürokratımızın açıklamalarına bakarsanız sadece mahkemenin 1/25'likteki uygulaması dikkate alınmış ve yoğunlukla ilgili yapılan düzeltmenin de esasa uygun yapılmadığını da ben burada sezinliyorum.
Karapınar ikinci etabın sanki 7 yıldır sorunmuş gibi vurgulanmasının yanlış olduğunu belirten Başkan Kurt, burasının 11 yıldır sorun olduğunu ifade ederek, "Bizim hiçbir kusurumuz yok. 7 yıldır bizim dönemde gecikmesinin sebebi TOKİ'dir" ifadelerinde bulundu. Bizim hiçbir kusurumuz yok. Kusur var ise ki 7 yıldır bizim dönemimizde olan gecikmenin sebebi TOKİ'dir. Şimdi biz bu TOKİ'yi de anlattık insanlara. Şimdi sanki Kazım Kurt ben buraya TOKİ'yi sokmam deyince TOKİ korktu gelmedi. Şimdi öyle bir şey yok. TOKİ'nin kanunen kullandığı yetkiler var. Gecekondu önleme bölgesi ilan ederken soruyor mu Kazım Kurt'a? Sor. Evet. TOKİ kendi yetkisini kullanır, gecekondu önleme bölgesi ilan eder. Ama o yetkiyle Odunpazarı Belediyesi'nin ya da Büyükşehir Belediyesi'nin imar haklarını, imardaki yetkilerini kullanmasını engellerse işte böyle kilitler. Kararın oy birliğiyle meclisten geçtiğine dikkat çeken Başkan Kurt, TOKİ mümkünse buradan vazgeçmelidir. Biz oradaki imarı gerçekleştiririz dedi. İkinci etapla ilgili yapılaşmanın doğru olduğuna dair oy verdiniz mi? Parmak kaldırdınız mı? Bu planı geçirdik mi? Oy birliğiyle geçti. Meclis üyelerinin evet burası Karapınar ikinci etap için uygun bir plandır dediğine TOKİ niçin itiraz eder? Etmemeli. Cevap verir misin? Hayır, etmemeli. Etmemeli ve TOKİ mümkünse buradan vazgeçmeli. Biz hemşerilerimizle birlikte yapacağımız görüşmelerle, örgütlenmelerle buranın gecekondu önleme bölgesi niteliğinden çıkarırız. Başkan Kurt ayrıca kararın oy birliğiyle geçen büyük kararlardan biri olduğunu vurguladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Tepebaşı'nın gönüllüleriyle bir araya geldi. Başkan Ataç burada yaptığı konuşmasında sizlerin sayesinde bugünlere geldik, Eskişehir için daha yapacak çok işimiz var dedi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Tepebaşı gönüllüleriyle bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdülkadir Adar, önceki dönem Demokratik Sol Parti İl Başkanı Cem Ekin, önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Vural Yörük ve gönüllüler katıldı. Burada olmakta, hep beraber olmaktan hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sizlerle beraber, sizlerin yanınızda, her zaman yanınızda olacağım. Ben öyle zannediyorum ki bu akşamki yemek bizleri kaynaşmamıza vesile olacaktır. Ve sizlerle birlikte önümüzdeki seçimlerde son derece büyük bir başarıyı yakalayacağımız umuduyla hepinize afiyet olsun diyorum. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına 2023'e başlarken Atatürk'e karşı bir sorumluluğumuz var. Ona ayyaş diyen, kefere diyenlerden kurtarmak hepimizin boynumuzun borcudur. Gecede konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da sizlerin sayesinde bugünlere geldik diyerek Tepebaşı gönüllülerine teşekkür etti. Eskişehir'de çok iyi bir gönüllü ekibi olmuştu. Ve bu arkadaşlarımız ki sizlersiniz, gece gündüz çalıştınız, gece gündüz başarı için koşturdunuz. Bunun için hepinize ben minnettarım. Eğer sizler bugün bu desteği vermeseydiniz ne ben olurdum, ne Yılmaz Hoca olurdu, ne de başkası olurdu. Sizlerin sayesinde bugünlere kadar geldik ve Allah nasip ederse bundan sonra da devam edeceğiz. Buluşma Eskişehir'in sevilen seslerinden Salim Özkara'nın şarkılarıyla son buldu. Seviyorum.
Döviz kurundaki artış çiftçinin tarımda kullandığı mazot ve gübre fiyatlarını da katlarken Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki çiftçiler girdi maliyetlerine isyan etti. Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak ve Kayakent mahallelerini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer burada emekliler ve çiftçilerle bir araya gelerek onların dertlerini ve sıkıntılarını dinledi. Dertler ortaktı. Çiftçiler şeker pancarı maliyetini karşılamıyor, soğanlar tarlada kaldı diye yakınırken emekli ise böyle nasıl yaşanacak diye soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer Günyüzü'nün Gümüşkonak ve Kayakent mahallelerini ziyaret etti. Çakır Özer'in kahvelerde dinlediği emekliler artan döviz karşısında hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısından dert yanarken çiftçilerde artan girdi maliyetleri karşısında devletten mazot ve gübre desteği istedi. Gümüşkonak mahallesinde bir emekli cebinden çıkardığı 15 lirayı vekil Çakır Özer'e göstererek böyle nasıl yaşanacak diye sordu. 15 lira para kaldı. Kaç günde? Kaç lira çektin? 3.300. Kaç kaldı? 15 lira kaldı. Vallahi 15 lira. Bütün hepsi bitti. Vallahi gitti. Bir büyük, bir küçük küpe aldım. 280 milyon para ödedim. Bir büyük, bir küçüktü. Bir büyük, bir küçük. Burada nasıl yaşanacak? Ekmek olmuş 2.5 kilo. Simit olmuş 3.5 kilo. Mahalledeki şeker pancarı üreticileri, mahallede 50 kişi olan şeker pancarı üreticisinin 3 kişiye düştüğünü söylerken, devletin açıkladığı 420 lira taban fiyatının maliyeti bile karşılamamasından dert yandı. Bir de 100 tane, 50 tane çiftçi vardı orada. Şeker pancarı, biz hepimiz yediyorduk. 3-5 kişi. 3-5. Yıllardır şeker pancarı üretimi yapan Edip Bilgiç ise, köydeki çiftçinin %80'inin icralık olduğuna dikkat çekerek bir çiftçinin en az 4 bankaya borcu olduğunu söyledi. Köydeki çiftçilik yapanların hepsi icralık. Bir tanesi icralık değil desin ben burada affedersin çıkarım. Hepiniz icralık mısınız? İcralık olmayan bir tane çiftçi veya banka borcu olmayan bir tane çiftçi desin. 20 banka da var. En az 4 banka borcumuz. Bir banka borcu olan çok iyi. Bankalar da çiftçi. En az 4 bankayla çalışan çiftçi. En az. Birinden arıyor, birine veriyor. Yolunu kapatıyor, bu arada bitiyor. Sistemdeki hatalar bunlar düzeltmesi lazım. Yani sizden vekil olarak istediğimiz bu. Çakır Özer'in ziyaret ettiği Kayakent mahallesinde ise soğan üreticileri soğanlarını satamadığı için tarlada bıraktıklarını söyledi. Sağlık çalışanları hekimlere yönelik maaş artışının ayrım gözetilmeksizin tüm sağlık çalışanlarına uygulanması talebiyle iş bıraktı. Eskişehir Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları vur vur inlesin, Ankara dinlesin sloganları atarak ücret politikasını protesto etti. Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları maaş zamlarında adaletsizlik yapıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eskişehir Şehir Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları çalışma koşullarının ve maaşlarının bir an önce düzeltilmesi talebinde bulundu. Hastane önünde yapılan basın açıklamasında Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal konuştu. Öğretmenlere zam yapacağı zaman matematik öğretmeni, fizik öğretmeni ayırıyor musunuz? Polise zam vereceği zaman bu polis, trafik polisi bu emniyette çalışıyor, bu cinayette çalışıyor diye ayırıyor musunuz? Köksal, Perşembe günü tüm Türkiye'de iş bırakma eylemi yapacaklarını söyledi. Arkadaşlar, sağlık çalışanı tükenmiştir. Sağlık çalışanı yorgundur. Sağlık çalışanı yarının hesabını yapamadığı için evlerindeyiz. Sağlık senaryosu olarak biz zam verileceği zaman belli bir gruba, iyileştirme yapacağı zaman belli bir gruba ayrıştırmaya karşı buradayız. Eğer ki yüz binlerce sağlık çalışanı üvey evlat muamelesi gelecekse biz alın terimiz için burada dik duracağız. KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Eskişehir temsilciliğinden geçinemiyoruz konulu bir basın açıklaması geldi. Yapılan açıklamada enflasyonun altında ezilen ücretlere işaret edilerek temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığına dikkatler çekildi. KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Eskişehir İl Temsilciliği DSE 3. Bölge önünde geçinemiyoruz konulu basın açıklaması yaptı.
Alım gücünün her geçen gün azaldığını söyleyen ESM Eskişehir Şube Yönetim Kurulu üyesi Uğur Kurtçu, enflasyonun %20'lerde açıklansa da gerçek enflasyonun %50'nin üstünde olduğunu ifade etti. Her sabah yeni bir zamla uyandıklarına dikkat çeken Kurtçu, insanların ev kiralarını ödeyemez, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiklerini belirtti. Bir avuç azınlık dışında artık kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Nefes alamaz hale geldik. Bıçak kemiğe dayandı. Kurtçu taleplerini şu şekilde sıraladı. Çok acil ve askeri olarak çalışanların ücretlerine son 2 yılda yaşanan kayıpları telafi edecek şekilde zam yapılmalıdır. Mal ve hizmetlere son 2 yılda yapılan zamlar geri çekilmeli, denetim sağlanmalıdır. Elektrik, su ve doğalgazın bir kısmı belediyeler ve devlet tarafından karşılanmalıdır. Herkese yaşanabilir bir temel gelir güvencesi verilmesi için bütçeden kaynak aktarılmalıdır. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmelidir. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan pay artırılmalıdır. Kamu emekçilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılmalıdır. İletişim ağını genişletmek için Eskişehir'e gelen İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Türkiye'deki internet haber siteleri için çalışmalarını sürdüren İnternet Gazetecileri Federasyonu bu kapsamda tanışma ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Eskişehir'de gerçekleştirdikleri ziyaretlerine Vali Erol Ayyıldız'la başlayan İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Sevil Şaru, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de makamında ziyaret etti. Desteklerinden dolayı Başkan Büyükerşen'e teşekkür plaketi takdim eden İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Eskişehir'in yerel medya anlamında oldukça güçlü şehirlerden olduğunu belirterek bu kapsamda Başkan Büyükerşen'le tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. İnternet gazetelerinin teknoloji çağında vatandaşların habere anlık ulaşımını sağlamaya çok hızlı adapte olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, İnternet Gazetecileri Federasyonu yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Güvercin Köy'de kümes sahipleriyle bir araya geldi. Burada yapılan toplantıda Eskişehir'de bir güvercin festivali yapılmasına karar verildi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Güvercin Köy'de kümes sahipleriyle bir araya geldi. Geçtiğimiz haftalarda ilki gerçekleştirilen toplantıya bu haftada devam edilirken toplantıda 2022 yılında Eskişehir'de Güvercin Festivali yapılmasına karar verildi. Güvercin Köy projesini Eskişehir'deki güvercin severleri bir araya getirerek kötü koşullar altında yürütülen güvercin yetiştiriciliğini daha uygar bir seviyeye taşımak için hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Kurt, Eskişehir'de yapılacak olan Güvercin Festivali ile turizme de katkı sağlanabileceğini belirtti. Memnuniyetlerini dile getiren kümes sahipleri ise Güvercin Köy'ü hayata geçirdiği için başta Başkan Kurt olmak üzere Odunpazarı Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler. O zaman bakın o daha iyi bunda hiçbir şekilde tam olmaz. Güvercin Köy'ün alanında Türkiye'de tek olduğunu ifade eden kümes sahipleri, gerçekleştirilecek Güvercin Festivali'nin Eskişehir ve Türkiye'deki güvercin severler için atılacak önemli bir adım olduğunu belirttiler. Yıl boyunca Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen humalı çalışmalar sonucunda ilçede toplam 159 bin metrekare alanda yol çalışması yapıldı. Doğalgazı Sivrihisar'a taşıyan, elektriklerin yerin altına alınmasını sağlayan ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına hız veren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü ve ekibi ilçedeki çalışmalarına devam ediyor. Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 35 bin metrekare alanda sıcak asfalt dökümü, 80 bin metrekare alanda kilit taşı döşemesi, 30 bin metrekare alanda begonit taşı döşemesi ve 20 bin metrekare alanda kaldırım trotuar çalışmaları yapıldı. Ayrıca 2500 metrekare alanda engelliler için kaldırım çalışması gerçekleştirilirken 1500 metrekare alanda da bisiklet yolu yapıldı. 2021 yılı genelinde yapılan çalışmalarda toplamda 159 bin metrekare alanda üst yapı çalışması gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla birlikte yeni yıl itibariyle de Sivrihisar'da üst yapı çalışmalarının süreceği ifade edildi.
Söğüt'e uzanacağız şimdi. Söğüt'te yaşayan Orhan Kocaoğlu, yurt içi ve yurt dışındaki birçok dizi ve film sektörüne aksesuar ve kostüm üretimi yapıyor. Özellikle son zamanlarda ön plana çıkan tarihi dizilerle birlikte dönemi yansıtan kostümler ise oldukça ilgi görüyor. Son dönemlerde özellikle Osmanlı dönemini konu alan dizilerin çoğalmasıyla birlikte kostüm ve aksesuar talebi de arttı. Ya önümden çekilirsin ya da kelleni alır öyle giderim. Dizilerde baş karakterlerin kullandığı kostümler, alp kıyafetleri, aksesuarların büyük bölümü Söğüt'te yaşayan ve kostüm üreticisi Orhan Kocaoğlu tarafından üretiliyor. Günümüz dizileriyle birlikte alp kıyafetlerine ilgi her geçen gün artıyor. Bu kıyafetleri üzerinize giydiğinizde yürüyüşünüz ve duruşunuz dahi değişebiliyor. Şu anda Söğüt'te bulunduğumuz bu noktada Orhan Kocaoğlu'nun kurmuş olduğu dikim atölyesinde üretimi gerçekleştirilen kostümler birçok dizilere sipariş üzerine gönderiliyor. Üretimi yapılan kostümler Game of Thrones, Vikingler, Alparslan, Kuruluş Osman gibi birçok dizi ve film sektörü için tedarik ediliyor. Sonunda kılıçlarımız birbirine değecek diyor Cene. Kostüm üreticisi Orhan Kocaoğlu fotoğrafçılık yaparken birden kendisini kostüm tasarımının içerisinde bulduğunu kaydetti. Ben uzun yıllar kurumsal firmalarda üst düzey yöneticilik yaptım. Fakat kendi kültürümüzle ilgili bir şeylerin de yapmanın zorunluluğunu hissettiğim için ve kendim Söğütlüyüm bu arada. Söğüt'e gelerek bir şeyleri değiştirmek ve kendi kültürümüzle, töremizle ilgili bir şeyleri anlatmak adına bu işlere ufaktan bir girizgah yaptık. Fotoğrafçılıkla başladık aslında. Malumunuz Diriliş Ertuğrul gibi bir dizi başlayınca Söğüt'e ilgi, alaka ve turizm anlamında ciddi bir potansiyel artış oldu. Birçok dizi ve film sektörüne kostüm tasarladıklarını dile getiren Orhan Kocaoğlu, özellikle deri tasarımı anlamında Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarından biri olduklarını söyledi. Deri zırh anlamında, deri tasarım anlamında, gene kostüm tasarımı anlamında birçok büyük projenin içinde yer aldık. Bunlardan birçoğu aslında belki de insanların bizden duyduğu zaman şaşırdığı şeyler oluyor. İşte Viking dizisi gibi, Game of Thrones dizisi gibi. Netflix'in birçok projesinde yer aldık. 5 yılda aslında çok önemli bir yol kat ettik. Kocaoğlu, Söğüt'te yerel yöneticilerin girişimleriyle, Bebkan'ın da desteğiyle büyük bir kostüm atölyesinin kurulması için çalışma başlatıldığına da dikkat çekti. Şu an belediye ve valilik bünyesinde güzel bir proje yapıyoruz. Allah nasip ederse Türkiye'nin en büyük kostüm atölyesi için hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzdeki sene açılmasını bekliyoruz atölyenin. İlk başta 50 kişilik bir ekiple çıkacağız yola. Sonrasında 200 kişilik bir istihdam hedefliyoruz. Gene bu anlamda hem belediye başkanına hem de yerel idarecilerimizin hepsine teşekkür ediyorum verdikleri desteklerden dolayı. Eskişehir'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrilen kamyonun sürücüsü ön camdan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Kaza yerinden görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Kaza Eskişehir Afyonkarahisar Karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Henüz tam kaza sebebi öğrenilemeyen olayda soğutma sistemli et taşıma kamyonu yol kenarına devrildi. Kaza sonucu 03BG 819 plakalı frigorifik kamyonun sürücüsünün kendi imkanlarıyla ön camdan çıktığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmazken olayla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Koronavirüs aşısı TÜRKOVAK'ın faz 3 çalışmaları kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 100. gönüllü aşı oldu. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yerli TÜRKOVAK aşısı gönüllülere vurulmaya devam ediyor. TÜRKOVAK açık etiketli faz 3 aşı çalışması merkezlerinden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen 20 yaşındaki YCA isimli genç 100. gönüllü olarak TÜRKOVAK aşısını oldu. Türkiye'nin geleceği için, ülkemin geleceği için bu aşıyı olmak istedim. Katkıda bulunmak istedim. Milli aşı, yani bizim gurur kaynağımız, iyi olur yani vurulmaları.
Daha önceden iki doz Sinovac aşısı olduğunu ve yerli aşı çalışmalarına destek olmak için hatırlatma dozunu Türkovak vurmak istediğini aktaran genç, bu davranışıyla örnek oldu. Gönüllü olarak 100. Türkovak aşısı olan genç, tüm gençleri de aşı olmaya davet etti. Tüm genç arkadaşlarıma da yani aşı olmalarını istiyorum. Yani birinciyi oluyorlar, birinci dozu, ikinci dozu, üçüncü dozu olmuyorlar. Yani olmalarını istiyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Anıl Uçan da Türkovak aşısı için gönüllü alımlarının devam ettiğini belirtti. 5 Kasım 2020'de başlayan Türkovak'ın faz 1 çalışmaları günümüze kadar geldi. Türkiye'nin en geniş kapsamlı aşı geliştirme projesi Türkovak aşısı ve bunun için de gönüllü alımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle 100. gönüllümüze ulaştık. Ben de buradan tüm vatandaşlarımıza uygun durumda olan yani 18-59 yaş arasında Sinovac aşısının 2 doz olmuş ve 3 ay geçmiş tüm vatandaşlarımızın, sağlıklı gönüllülerimizin aşı çalışmasına katılmasını davet ediyorum. Efendim, haberleri aktardık. Bu haberimizle birlikte bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda oluncaya dek iyi akşamlar dileriz.